Doğalcılık doğal mıdır? Tekrardan davet ettiğiniz için teşekkür ederim. İsmim Charles ama Amerika'dayken Tolliver deniyor. Avrupa veya farklı bir yerde ise Taliaferro'yu kullanıyorum. Sorumuza gelecek olursak, naturalizm natural midir? Tarihsel açıdan naturalizm ve teizm hakkında çalışan biriyim. Ancak özellikle mutlak görüşün modern kısmıyla, metafizik ve ontoloji teorileriyle ilgileniyorum. Yani değerlerin ve varoluşun teorileri. Naturalizm, genel tanımıyla yalnızca doğanın varoluşudur. Daha detaylandıracak olursak, naturalizmin 1950'lerden beri var olan iki formu bulunmaktadır. Son 70-80 senedir bilimsel naturalizm şeklindeyken, 70 ve 80'lerden başlayarak geniş fikirli liberal bir form aldı. Naturalizmin 20. yüzyılın ortalarında var olan en ciddi haline bilimsel naturalizm diyoruz. Bu bakış açısıyla doğayı mutlak şekilde anlamak, tanımlamak ve doğal bilimlerle fizik, kimya ve biyoloji olarak açıklamak istenmiştir. Açıkça görülebilecek eksik kısımlarsa psikoloji, tarih ve insanlığın birçoğuydu. Bilimsel naturalizme Wilfred Sellers ve Daniel Dennett tarafından yön verilmiştir. Dennett şu an hayatta, o yüzden bilimsel naturalizm hala müthiş bir şekilde ayakta. Ancak bu kavramın redüksiyonistik olması gerekirdi. Yani bilinç, zihin, muhakeme ve arzu kavramlarını indirgemesi gerekirdi. Dünya çapındaki psikoloji, ki bazen aşağılayıcı şekilde halk psikolojisi de denir, bilimsel naturalizm bakış açısıyla muhakeme edilir. Halk bilimine benzer fikirde, mesela astrolojiye inanıp, yıldızların hayatlarımızı söylemesini bekliyoruz. Bu durumun yerini modern kozmoloji aldı. En ciddi naturalizme gelirsek, diğer formlar da ciddidir elbette, katı bir düşünce yapısı içerir. Bu yapı, çoğu kişinin ortak deneyim diye adlandırdığı yapıya ters düşmektedir. Mesela bilim. Bilim, insansız var olamaz. İnsanlar çıkarım yaparlar, nedensel düşünürler ve tutkuları vardır. Teorileri vardır. Çekişmeli ve katkı sunarak düşünürler. Bulunanın hesabını en iyi şekilde yapmak isterler. 50-60 ve 70'li seneler etik, doğru yanlış, erdem gibi konulardan haliyle halk psikolojisinden dışarıda tutulmuştur. Böylece günün sonunda etik bu kavram ağacında yer almıyor. Etik, etkileşimin olduğu dış dünyanın bir konusu. Ancak neyin var olup olmadığının bir konusu değil. Naturalizmin bu formu liberal formları tarafından ağır eleştiriye maruz bırakıldı. Peki bu liberal formların bilimsel formla benzerliği neydi? Deneysel ve doğal bilimleri fazlasıyla ciddiye alıyordu ve Tanrı'nın, yaratıcının, olağanüstünün varlığını reddetmekteydiler. Ruh yoktur, ölümden sonra yaşam yoktur. Dinle ilgili önemli noktalardır bunlar. İster İslam, Hristiyanlık, Hinduizm, Budizm'den herhangi biri olsun. Reenkarnasyon, Tao'culuktaki Tao fikri gibi tüm meseleler, bilimsel ve daha çok liberal bir naturalist tarafından bir kenara konulmuştur. Ancak bu yıllarda yine savunucuları bulunan sıkı naturalizme karşı, ki yine kabullenmesi zor bir konsept çünkü bilinç, arzular ve inançların bize açıkça göründüğünü savunuyor. Ayrıca değerlerin de apaçık olduğunu savunuyor ve bunlar pratikte doğrudur. Bilimde dürüstlük, doğruluk, düşünce ve argümanların titizliğine değer veririz.
Bu yüzden sıkı naturalizmin değeri gereğinden fazla yüksektir. Zamanında bir filozof, her felsefenin bir fiyat etiketiyle geldiğini söylemiştir. Bir felsefeyi almak için başka şeyler de almanız gerekir ve bu etiket çok pahalı. Liberal naturalizm bu anlayışta biraz daha doğallıktan yana, elinde tutmak ve anlamak gibi insan doğasında bizim özetinde bir hayvan oluşumuz, uzay zamansal bir dünyada yer alışımız görünüyor ama, kimya, biyoloji ve fizikteki kavramlardan fazlası da açığa çıkıyor. Hisler, deneyimler, öznellik ve iç gözlem yapıları sıkı naturalistlerle ters düşmekte. Çoğu sıkı naturalist davranışsaldır, yalnızca insan ve hayvanların davranışları olduğuna inanır. Ve iç gözlem fikri ve yapısı onlara tuhaf gelmiştir. Burada üçüncü bir gözlemcinin bilim olduğuna inanıyorum. Liberal naturalizmde bilime ve haliyle üçüncü gözlemciye öncelik veriyorlar, ancak bilinç, öznellik gibi birçok değeri de önemsiyorlar. Çoğu projeksiyonist, yani dış dünyanın inançlarımızın birer yansıması olduğuna inanıyorlar. Ama liberal naturalizmin karşısına çıkan şey, bir fiyatla geliyor olması. Ve bu fiyat genellikle kozmosun herhangi bir açıklaması olmayacağı fikridir. Neden bir evren var? Neden biz varız? Neden galaksiler var ve var olmaya devam ediyorlar? Evrenin varlığına dair bilimsel ya da felsefi olarak, evrenin var olduğunu kanıtlayacak olan hiçbir şey gözlemlenmemiştir. Kozmos, koşullu olarak var kabul edilebilir. Spinoza, kozmosun gerekli olarak var olduğunu düşünmüştür. Bazı İslam ve Hristiyan filozofları Tanrı'nın kozmosu yaratması gerektiği için, kozmosun gerekli olduğunu savunmaktadır. Ancak çoğunluğu oluşturan bir kesim, Hristiyan, Müslüman, teist, Hindular ve seküler naturalistler, kozmosun koşullu olduğunu düşünüyor. Liberal naturalistlerin çoğunlukla karşılaştığı problemlerden biri, hümanistik ve sağduyusal naturalizmdir. Çünkü büyük kozmik soruna hiçbir çözüm getirmemiştir. Mesela nasıl oluştuğumuz, kozmosun nasıl var olduğu gibi sorular bunlar. Ancak liberal naturalizm konuları daha açık bir gerçeklik, öznellik ve dini deneyimi açıyor. Tarihsel açıdan milyonlarca insanın deneyimlediği ve şimdi Tanrı, Yahweh, Allah, Tao, Brahman fark etmeksizin yaşadığı ilahi deneyimlerden bahsediliyor. Yani, Jainizm ve Budizm'de ateistik inançlar olmasına rağmen, bir kutsallık bilinci vardır. Örneğin Nirvana, ruhun aydınlanmaya kavuşması gibi, liberal naturalizm bunların illüzyon olduğunu, kanıt niteliğini taşımadığını söylemelidir. Bundan dolayı da liberal naturalistler, bu konuda caziptir çünkü size yaşam amacı verirler. Yaşamlarımız anlamlıdır çünkü değerlerimiz bize yaşamayı değerli kılar. Ancak bunu söylerken amaçsız ve bilinçsiz bir kozmos içinde olduğumuzu söylemelidirler. Doğanın stabil tüm yasaları bilinçli yaşamanın gerekliliğini ortaya koymuştur. Ve bu, ahlaklı ve dindar yaşam, iyilik kadar kötülüğün elçisi de olabilir. Hiçbiri ise mutlak doğrulanmış bir açıklama değildir. Mesela evrimsel etik ya da biyolojik etik. Bu projelerin hepsi inanılmaz derecede önemlidir ama naturalistlerin ve ateistlerin çoğu, hatta çok meşhur bir ateist olan Thomas Nagel, ki kendi naturalizm formuyla alakalı huzursuzdur, naturalistlerin bu faktörler hakkında bir açıklaması olmadığını öne sürüyor. O,
Michael Tyer ve Galen Strawson bu konuda daha mistikleşmiştir ve panpsişizm fikrini savunmaya başlamışlardır. Panpsişizm ise var olan her şeyin basit bir düzeyde bilince sahip olmasıdır. Böylece 13,5 milyar sene önce Big Bang'e dönersek, ki burada galaktik gazlardan amaçlılık ve etkenlere nasıl ulaşırız sorusu sorulabilir, burada bizim gezegenimizden ve trilyonlarca başka gezegenden bahsediyoruz. Daha farklı akıllı yaşam formlarının da bulunduğunu düşünürsek, bu olaylar nasıl oldu? Thomas Nagel dahil birçok kişi burada, aristovari bir fikir üzerine düşünmeye başladı. Aristo, evrenin yaratılmadığını, ancak onun doğasının yaratmak, anlamlı bir yaşam sunmak olduğunu söyler. Sadece bizim gezegenimiz de değil, trilyonlarcası ve sonrasında bu amaç evrenin içinde bulundu. Bu bir ilerlemedir. Ne kadar yeni olmasa da ilerlemedir. Bu konuda Empedokles'in fikirleri, kendisi Sokratik dönem öncesi filozofudur, Aristo'nunkine benzerdir. Kendisi de kozmik bir tanrıya inanmıştır. Ayrıca sevgi ve nefretin doğal güçler olduğuna inanmıştır. Bu inançtaki problem ise empirik, bilimsel bir kanıt bulunamıyor olmasıdır. Beyni olan hayvanlara kadar gidildiği takdirde belki olabilir. Bitkilerdeki sinir sistemi, taşlar, atom altı parçacıklar, psişik güçlere sahip olabilir. Ancak bunlar çekingen bir şekilde önerilebilir. Kesinlik taşıyan ifadeler olamaz. Bu şekilde düşünüldüğünde mutlak ahlaki kuralları da doğanın parçası saymamız gerekmekte. Teizm, İslam, Hristiyanlık, Hindu inancı, felsefi Hinduizm fark etmeksizin, Plato'da olduğu gibi iyiliğin, gerçekliğin temel parçalarından biri olduğu fikrini verecektir. Bu fikrin devamındaysa kötülüğün, iyiliğin bozulması olarak görüldüğü söylenebilir. Temel olarak bu mantık uygun gözüküyor. Zorbalık, baskı, cinsiyetçilik, ırkçılık, İnsanı öldürmeye iten hisler, manipüle etmeye, tecavüz etmeye iten sapkınlıklar tamamen iyiliğin bozulmasıdır. Bazı naturalistler için, hatta belki Darwin için, İnsanın Türeyişi kitabında bahsettiği gibi, zayıf ve güçlü ırklar bulunması doğaldır. Güçlü ırkların 1800'lerin diliyle, zayıf ırkları yok etmesi doğaldır. Yani birinci olarak biyolojik etik konusu geçer. Eğer biyoloji tek başına size rehberlik ediyorsa, korku dolu anlarla karşılaşmanız gayet olası. Nazi filozof ve teolojistleri, Nazizmin yanına teolojiyi koymakta fazlasıyla istekliydi. Ayrıca iddia ettikleri şekliyle, İsa da Yahudi değildi. Güçlü ve üstün ırkların Tanrı tarafından görevlendirildiğini ve zayıf ırklara hükmetmesi gerektiğini savundular. Liberal naturalizmdeki problem, sınırların nerede olduğudur. Büyük resmi nasıl daha net bir şekilde görebiliriz? Ayrıca politik ve etik açıdan nasıl bir kargaşanın önüne geçeceğiz? Richard Dawkins, filozof olmayan ama evrimsel biyolog olan ve basında fazlasıyla popüler olan bir bilim adamı olarak biyolojiyi etik rehberiniz olarak görmeyin demiştir. Çünkü bu şekilde çok fazla şeyi normalleştirmiş olacaksınız. Batıda gördüğümüz endüstri devrimi, sosyal Darwinizm gibi konseptlerde güçlü olanın hayatta kaldığı bir ortam, adil bir ortam kabul ediliyordu. Sorumuza dönecek olursak, naturalizm doğal mıdır? Bu konuda bilimsel naturalizm, doğal bilimleri kendine rehber görür, haliyle doğaldır. Ancak doğal bilimler kendi başına yeterli değildir. İnsan doğası bu konuda çok daha kapsamlı bir konudur.
Liberal naturalizm çok daha doğal bir konsepttir. Ancak bu kısımda da büyük kozmik olaylar. Neden varız? Ölümden sonra yaşam var mı gibi sorular cevapsız kalmış oluyor. Yani bu düşünceye göre tüm liberal naturalistlerin ölüm fikri sonsuza kadar varlığın yok olmasıdır. Tamamen yok oluş, ruh yok, ölümden sonra yaşam yok. İnsanlığın yaklaşık 100 bin sene önce var olduğunu düşünüyoruz. Homo sapienlerden başlayarak, sapien Latince'de bilge demektir. Homo da insan anlamına gelir. Bu konumda en bilge varlığın hangisi olduğunu bilemiyoruz. Neandertallere kadar geri gidildiği biliniyor. Günümüzde Türkiye'de tarih öncesine kadar uzanan mezarlar var. Mezarların tarihleri de dönemin besin analizi dolayısıyla anlaşılmıştır. İnsanlık tarihi, tarih öncesi dönemden antik Yunan, Roma, Osmanlı gibi devletlere uzanıyor. Şu ana kadar ulaşan kara parçalarının arkasındaki askeri güçten bahsedebiliriz. İnsanların savaş dönemi gördüğü çoğu kan dondurucu şeyin ardından, çocuklarının, bebeklerinin zarar görüyor olması, sevdiklerinin zarar görmesi onlarda yaşam sonrası isyan için bir umut doğmasına sebep olur. Liberal naturalizm bu dünyaya sıkıca demir atmış bir yapıdadır. Ancak bu dünya ötesine umut bağlama fikrini içerir. Bizse burada bu dünyada birbirimize sahip çıkmak ve adaleti sağlamak üzerine fikir yürütmeliyiz. Müslüman, Hristiyan, Hindu, Jain, Budist, geleneksel dinlere ait her insan için geçerli olmakta olup, sekülaristlerle birlikte bu dünya için endişelenmeliyiz. Irkçılık, cinsiyetçilikle savaşmak, adaleti sağlamak. Büyük dünya dinleri olarak, deneyimi algısıyla bakıldığında doğal bir görüntü ortaya çıkarmakta. Kayıtlı tarihin başından beri, özellikle milattan önce 1000 senesini düşününce, Upanishadlardan 800-600 senesini düşününce Buda, Konfüçyüs, Plato, Aristo, Sokrates, Muhammed, İsa, Lao Tzu gibi birçok tarihi öğretmen ve düşünürle karşılaşıyoruz. Mesela Taoizmin anlaşılmasıyla insan evriminin algılaması için büyük bir hareket görüyoruz. Bu hareket büyük kozmosun anlaşılması için gereklidir. Ve bir adım geri atarsak ve en doğal dünya görüşü hangisi diye sorarsak, liberal naturalizm, bir fiyat etiketiyle gelse de bu etiket kaldırılıp daha geniş dinsel dünya görüşleri incelenebilir. Ayrıca felsefi ve dinsel birbiri içinde çözülerek daha net bir şekilde anlaşılabilir.